Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aldı bilen alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala'a pak hamdu sana. Ve sümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ye en güzel durut salamlarımızı yollagan dekin. Kadirli qerindaşlar, perzentlerimizi qandaq tərbiyeleyimiz mavzuluq kitabımızını yine anlatışımızını şu kelgen yerimizi başlayıp devamlaştırmız. İnşallah bugünkü 13. sanımızda hadise ve vakalikler bilen tərbiyeleş mavzusudun başlayıp dıqtınlağı sunumuz. Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala'dan okuqalarımız, ögengelerimiz, bilgelerimizge amel kılış, nimetini ata kılışını şundakla en güzel salih perzentlerini terbiyeleyip çıkışka Rabbimizin bizlerini müyesser kılışını tümencilik bilen sorayımız. Mikrofon aldı da kıyırındışınlar Abdullah Yılgun. Hadise ve vakalikler bilen terbiyeleş. Dünya hayatı türlük musibetlerden, hadiselerden, kurban berişlerden ve her hıl könülsizliklerden hali bulalmaydı. Bunların hepsi Allah Ta'ala'nın iradesi bilen buludu. Akıllık terbiyeci muşundak ehvallardan paydalanıp nefsini paklaş, ruhini urgutuş işlerini koldun vermeydi. Çünkü mundak vakitlerdeki terbiyenin terbiye usullerinden biri bulup kilişideki sebep şu ki musibetlik ya ki dert elemlik küllerde kişilerinin kalbi yumuşap kalıdı. Ularda özgürlüğünü kopul kıladığan bir halet şekillenildi. Mundak vakitte kılınan terbiyeni ve nasihatlerini kopul kılış nispeti yukarı buludu. Terbiyeci vakaliklerini özü yaratılmaydı. Fakat onundan paydalanıp nasihatlerini kılıvalalıydı halas. Musibetlik ve dert elemlik vakitlerde de emez, belki her kandak bir vakalik ve özgürlüklerden paydalanıp dini hakikatlerini düşündürüş ve terbiye kılış alahide ünün verildi. Ali ibn Abu Talib radıyallahu anhu mundaqtaydı. Peygamber aleyhisselam tögüsünün arkasına tağısının oğlu Fazl ibn Abbas'ını mindürüp kilip atattı. Bir ayal Peygamber aleyhisselamdan mesele soruğalı geldi. O Peygamber aleyhisselamdan yaşınıp kalgan atısı üçün hac perzini ada kılıp koysam bulamdu degen mənide sual soruydu. Peygamber aleyhisselam onunla buludu, atınız üçün hac kılın deyip cevap verdi. Ve ayalığı tikilip karab turuvatkan Fazl'ın beşini mulayimliğe bilen başka yakı burap koydu. Abbas, Peygamber aleyhisselam'dan nime üçün onun boynunu burap koyganlığını soruğanda, Peygamber aleyhisselam, bir yaş yigit bilen bir yaş kızını körüp idim, ularga nispeten şeytandan hatircem bulalmadım, dedi. Bu hadis Beyhaqi'nin Sunan-ı Kubra'namlık hadis toplumunun 13290. hadisi. Peygamber aleyhisselam bu hadiste köz aldıdı buluvatkan addi bir vakalikten paydalanıp namahremge tikilip karıştın sakılınıştın ibaret şeriat hükümünü ügetken. Kıskısı ata ana ya ki muallim ya ki herkandık bir terbiyeci kolgu kelgen pürsetlerden paydalanışı lazım. Hatta ana balısı bilen televizör görüp oldırış pürsetinden paydalanıp onunla televizördeki edep ahlakı tesir yetküzdüğün görünüşlerge ve şundak görünüşlerini beridigan kanallarga karmaslık hakkında terbiye beriladı. Ata bazarda soda seti kıldıganlardan samimi mulazimet kılmaydıganlarını körgeni de balısıgı mundak kılışının İslam ahlakıdan nesibi alınmagan adamlarının işi işgeligini düşündürüp rastgel, durus ve samimi buluşunun zürürlüke hakkında terbiye beriladı. Meselen uruk tukkallardan birerisi vapat bulgan musibetli küllerde ata ana balığı ölüm degenden pekatlı bir yokuluş emez. Belki bu pani alemden baki alemge yötgülü seferi ihkelligini, ahirette bekhtlik buluş üçün Allah Ta'ala'a taat ibadet kılışının zürürlükini bayan kılıp bir iş arkalık mı terbiye beriladı. Demek turmuşumuzdaki her gün ve her saatte terbiye bir iş pürsetleri tepilip durdu. Terbiyege alakadar bulguni bu pürsetlerden paydalanıştır. Akıllık terbiyeci hiçbir fırsatını bekarığa ketküzü etmeydi. Terbiyeye paydalık bulgan işlerinin hemmesinden paydalındı. Kısseler bilen terbiyeleş. Kısselerinin tesir gücü.
qissa anglagan yoki o'qigan odamning uning davomiga qiziqib o'zini unutish darajasiga kelib qilishining sababi qissada insonni o'z ta'sir doirasiga ilib oladigan ajoyib bir xil sehrli kuch bo'lib, cho'ng kichik hamma odamni o'ziga bog'lab oladi. Qissalar orqali tarbiyalash tarbiya usullarining biri bo'lib, Qur'oni Karim bu usulni ko'p qo'llangan. Peygamber aleyhisselam mu köpligen güzel ahlak ülgelerini kıssılar arkalık kişilerinin kalbine sığındırgen. Kur'an-ı Kerim peygamberlerinin kıssılarını ibret ve deriz süpüde tariflep, لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُولِ الْأَلْبَابِ Yani, onlarının kıssıları da akıl ilgileri üçün elbette ibret bar, diyen. Bu ayet Sür-i Yusuf'nın 111. ayeti. Yani Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala Peygamber Aleyhisselam'a hitap kılıp "Faqsusil qasasa la'allahum yetefekkerun." Yani onların tefekkür kılıp düşünüşü için onlara kıssalarını bayan kılıp bergil dep emir kılgan. Bu ayet Sure A'raf'ın 176. ayeti. Kıssalardan ta'sirat ilişinin yolu. Kıssalardan terbiye cihetten tesirat iliş mundaq iki xil yol bilen buludu. Birinci, kıssadaki şahslarga vicdani tarafdan koşuluş bulup, kıssını anlıq uçlar sözlü güçüge ergeşip vicdani tarafdan kıssaga iştirak kılıdı. Kıssadaki icabi şahslarga histaşlık bildirdi. Kıssadakiler bilen birgi hoşal buludu ve birgi kaygırdı. İkinci kıssını okuyan ve anlıqallarının özlerini kıssıdaki şahıslarının ornuğu koyuşu bulup, kıssının ahırıgı kadar ular bilen billa buludu. Kıssının kahramani özünün kahramanlıkını körsetken çağlarda, anlıqçılarının mı onun okşaş buluş, ya ki onun da mı köpere kahramanlık körsetiş arzusu kozuldu. Bunun okşağın iştirak kılış ve birgi buluştuğun ibaret iki kat təsir, kıssını anlıqçılar ya ki onu okuqçılarda çokum özgürlüklerini peyda kılıdı. Balılarını kıssı okuşka adetlendiriş. Balılarga kiçikidin başlaplı kıssılarını okup biriş, ular xat okuyalıqıdak bolğanda özlerini okuşka rıgıbetlendiriş arkalık, kitap okuşka adetlendiriş naiti muhim iştir. Ularga aldı bilen Kur'an-ı Kerim'deki kıssılarını, peygamberlerinin kıssılarını, onlarının gazetlerini, sahabelerinin kıssılarını, naiti asan ve düşünüşlük üslubda okup birişinin terbiye cahitiki ehmiyeti naiti çoğundur. Kısı okup biriş ceryanı da balığı suallarını koyuş, kandak tesirat algallıkını soruş, düşünmegen yerlerini kaydı okup biriş, kısılarının kahramallarının nimelerini ögünüş gerekliğini bildiriş ve kısıdaki ceryan bilen riallıkını seliştiriş katarlık usullarını kullanış intayin yakşı. Balılarını kitap okuşku ündeşte ata anılar emiliyetçen buluşu ve özlerimi balılarının aldığı köpüre kitap okuşu lazım. Eksice siz özünüz tilozur görüp oldurup balınızı kitap okuşka ya ki ögünüş kılışkı rıgıbetlendirirseniz önümü bulmaydı. Eğer siz kitap okuşunu bilmesiniz mi, balınızdan yenige kilip oldurup onun kitaplarını varaklap görürseniz mi, balını rıgıbetlendirgen ve onunla bir hıl teşebbüskarlık kılgan bulasız. Kitap okuşunu teki ögenmegen küçük balılarga yatıdığan vaxtıda ata anının nöbetleşip olsun mu her akşamı kısa okup verişi balının tepekkür kılış dairesini kenaytudu. Bundan başka onlarının tizrek mektepki verip okuşka bolgan kızgıllıkını aşırıdı. Hoş, emdi közütüş bilen terbiyeleş degen mavzuğa geldik. Közütüş bilen terbiyeleş ata anının ya ki her kandak bir terbiyacının balılarının yürüyüş duruşlarına devamlık nahaydı huşyar, sergek, uygak durup ve dikkat kılıp durup terbiyeleb çıkışı degenliktir. Balılarının barlık iş hareketlerini nazarat kılıp, hemme işini bilip duruş, kereklik malumatlarını berip, nasihatlerini kılıp duruş, andın onlara nasihat bu içi iş körü adamda yok, bunu tekşürüp duruş, yakşı kılgan işleri üçün mükafatlaş, yaman kılgan işleri üçün edepleş, her kandak bir ata anının ve terbiyacının asaslık vazifesidir. Galibilik terbiye, balılarına nasihat kılış ve yakşı işlerde ülgü buluş bilenle emelge aşmaydı. Belki, İntayın sergeklik bilen balılarını küzütüş ve terbiyeni kubul kıldı mı ya ki kılmadı mı bunu bilip duruş bilen buludu. Küzütüş bilen terbiyeleş usulü hayatının varlık sahalarını özcü alıdı. Ata ana ya ki terbiyeci balılarının itikadi, ahlaki, psikisi, ten salametliki, ictimai ehvali, adetki bulan kızgınlıki, katarlıklarının hemmesini
tekşürüp duruşu lazım. Bunun maksat, balılarını her cihetten mükemmel yetiştiriştiğinin ibarettir. Ekval bundakken, ata ana balılarını mikroskopunun astığı koyup, onun cimi hareketlerini ve sükunatlarını, gep sözlerini, fikir kararışlarını közütüp duruşu lazım. Balılarının yürüyüş duruşudun gaplet tıkılış, onlarının en adli hatalıkları bozumu köz yumuş, balılarının yoldan çıkıp getişge ve yaman yollarına kirip gelişiğe sebep bulundu. Pürset kitip kalganda kılgan püşeyman payda vermeydi. Balılarda görülgen çoğun küçük her kandak bir hatalıkını ya ki yaman adetini vaxtıda tüzüp durmağanda kiyin ıslah kılış kıyım buludu. Hatta mümkün bulmaydıgan akıbetler kilip çıkıdı. Biz Uyghurlarda köçetini küçük vaxtıda halıgan terepke ekkili buludu diyen hikmetlik söz var. Küzdüş bilen terbiyeleş usulü ata anılardın ve her kandak bir terbiyeçidin köp derişallık, sergeklik ve huşyarlık talep kıldığan bir usul bulup, keç gündüz hemişe şundak nazarat kılıp duruşun talep kılıdı. Ata anılar kiyince bu cephalarının meyvesini körgünü de huşallıkını basalmaya kalıdı. Tartkan cephalarını unutup gidiyordu ve Çin kalbinin Allah'a şükrü deydi. Terbiye meselesine dair elip verilen istatistikler ve tetkikatlar, ata anının balılarının yürüyüş duruşlarının gaflette gelişi, balılarının yoldan çıkıp gidişinin aldınkı sebebidir degen yekününü çıkargan. Kançılgan balılar ata anılarının biperbalıkı ve mesuliyetsizliki sebebidin kaytışkı bulmaydıgan hatarlık yollarga kirip kalgan. Tamaka, zehir, harak, uğurluk, katıllık, zina bahişe katarlıklar bunun misali. Peygamber aleyhisselamın közetişidin örnekler. İnsaniyetinin iftiharlık ülgüsü ve yiganı terbiye ustazı Hazreti Muhammed aleyhisselam ümmetine bu mavzudumu yeterlik örneklerini bergen. Peygamber aleyhisselam sahabelerinin ehvalini közütüp, sorab ve bilip duratdi. Kemçilik sadır kılgallarına sılık tüzüş biretdi. Mükemmel iş kılgallarını maktab ruhlandıratdi. Yoksullarının halidin haber ilip duratdi. Yetimlerinin beşini sılaytdi. Balılarına en mülayim usul bilen terbiye biretdi. Balılarının könlünü alatdi. Peygamber aleyhisselamın söhbetine çoğun küçük hemme bir de kızı kattı. Onun yanığı kelgen ve söhbetine iştirak kılgan her kandak adam, özünü Peygamber aleyhisselamın en yakın adamı da pes kılattı. Çünkü onu Peygamber aleyhisselamın hoş muamelesi, yıkımlık söhbeti şundak haletki keltürüp koyattı. Peygamber aleyhisselam badalarının seviyesine çüşüp durup, onlarının könlünü açattı. Onlar bilen oynaydı. Şunun bilen balılar Peygamber aleyhisselamını özlerinin dostu ve en küyümcan kişisi deb biletti. Peygamber aleyhisselam yolda yürgünü de balılarını körüp kalsa, onlara avval salam beretti ve ehvalını soraydı. Onlarını küçük balılar deb karamazsın, belki çoğunlarına görsetken hürmetini görsetti. Şunu balılar mı, onu huddi atı anılarını söygendek, hatta atı anısı da mı artık suyetti. Peygamber aleyhisselam, muşundak vayığı yetken, İsil ahlak pezileti arkası da çoğun küçük hemminin kalbi de söygü muhabbet bilen yaşıgallıktın o çarek esirgimi yetmeydiğen kıskığını bir vakit yani 23 yıl içi de bütün Arap yerim arıldı İslam nurunu parlatkan idi. Bana bu hakiki galibe ve hakiki ufduktur. Tövende Peygamber aleyhisselamın sahabelerini küzdüş usulü bilen terbiyeleş nemunelerden bir kançısını nakıl kılımız. Yolunun hakkını berişine ögütüş. Ebu Sa'id Hudri radıyallahu anhu mundak deydu. Bir günü Peygamber aleyhisselam sahabelerine vez nesihet kılıp, siler yollarda oltırmanlar dedi. Sahabeler, ya Resulallah, biz yol boyda oltırıp paranlaşımız. Mundan başka oltırıp paranlaşıdığan yerimiz yok dedi. Andan Peygamber aleyhisselam onlara, ''Ondak bolsa yolunun hakkını berinler.'' dedi. Sahabiler, ''Ya Resulallah, yolunun hakkı degen nime?'' deb sordu. Bu vakitte Peygamber aleyhisselam onlara, ''Yolunun hakkı namahremge karımaslık, yoldun ötkellerge eziyet vermeslik, salamını kaytırış ve kişilerini yakşılıkla buyurup, yaman işlerden tosuş.'' deb cevap verdi. Bu hadis, Buhari ve Müslim'de tılgınlığan hadis. Sahihul Bukhari'da 2333. hadis, Sahihul Muslim'de bolsa 2121. hadis.
Peygamber aleyhisselamın zamanında hayat addi idi. Zamanımızdaki de kişiler topluşup oturup söhbetleşidigan ve paranlarını kılışıdigan kahvehanılar, restoranlar ve kulüpler yok idi. Şunu kişiler yollarda topluşup oturup paranlaşatdı. Peygamber aleyhisselam onlarının bu oturuşunu küzdüp çıkandın ki, deslepte onlarını yollarda oturuştan toskan. Ama sahabeler özlerinin bundak oturuşlarına bulan ihtiyaçlarını düşündürgendikken, Peygamber aleyhisselam onlara yollarda oturuşunun edep ve kaidelerini öğretken. Bu, başkalarının hak hukuklarına münasebetlik ictimai terbiye bulup, biz bu terbiyenin sayesinde ballarımızın ehvalini küzdüş ve onlarını doğru işlerine yüzlendirişini ögünü alalayımız. Meselen, balanız işini kattık kalksa ve işinin uduludu durvalsa, siz onunla, iyi oğlum, bunda kılış Peygamber aleyhisselam ögetken ahlak prinsipine uygun emez. İşini sılık kalkın, andın işinin yan terbide durup, işinin eşilişini kütkin. Kandaklı bir işini üç kıtımdan artık kalkmağın, deyip terbiye kılalayımız. Başka ehvallarını mı bununla kıyas kılsak buludu. Haramdın saklanışını ögütüş. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhu mündaktaydı. Bir günü Peygamber aleyhisselam bir adamın koluğa altın özük selip alğanlıkını körüp kılıp, onu koludun çıkırıp yerge taşlıp etti. Andın, siler doğuzaktın bulgan çoğunu kolunlarına selip alamsiler, dedi. Bu hadis İmam Müslim'nin Sahih-i Müslim namlı hadis toplumunun 2090. hadisi. Müslüman erlerinin altın işiltişi ve yipekten kiyim kişi kat'i haramdır. Peygamber aleyhisselam on kuluğa altınını, sol kuluğa yipekini tutup durup, bu ikisi minin ümmetimden erleri üçün haram kılındı ve ayallarına halal kılındı deyip çekarlıgan. Bu hadis İbn-i Mace'nin Sunan-ı İbn-i Mace namlı hadis toplumunun 3595. hadisi. Altın fakat ayallarının zinnetlenişi üçün yaratılgan kımmetlik mədən. Şuna erlerinin altından yasalgan üzüklerini silişi, altından kemer takışı, altından yasalgan kaçılarda yep içişi caiz emez. Peygamber aleyhisselam mezkur adamın koludaki altın üzükünü körgen haman onu haramdın ve dozak otudun saklap kılış üçün aldırap gelip onun üzükünü koludun çıkarıp etken. Çünkü Peygamber aleyhisselam köz aldıdı birer haram işinin sadır buluşuğa herkiz taqat kılıp duralmaydı. Biz mi şunda kılışımız gerek? Meselen, ballarımızdan internette ya ki televizörde yerim yalanaç ayarlarının resimlerine ya ki filmlerine karavat kallakını ya ki edep ahlakı zıt kilidigan kandaklı bir gayri normal ehvalini körgünümüzde derhal onu tüzdüşümüz ve çıraylıkçı nasihat kılışımız lazım. Şunun da ata ana balılarının tamakçı gidigan ballar bilen yürgenlikini baykığını da vakitini ötküzmesin derhal balılarına tamakının ahlakı, ictimai, İktisadi ve ten selametliki cihetliki ziyalarını bayan kılış bilemirge, onun şeriatta haram işkelliğini düşündürüp kail kılışı ve tamakçı gidigan dostları bilen arlaşmasızlığı hakkında nasihat kılışı lazım. Bunundan başka yana atı ana balının yalgan etkallıkını, ya ki ailede birerisinin yancıqıdan sormasının pul algallıkını baykığını da, derhal onun gımında kılışının edep ahlaktın nesivisi bulmağan, terbiye körmügen balılarının kılıkı işkelliğini çıraylıkça düşündürüp onu tüzdüşü ve balının bu işini kaytılmaslıkıga onundun vədi elişi lazım. Yukarıqlarının hemmesi pekat küzdüş bilerli buludu. Navada adı anılar ballarının işlerinden habersiz kalsa, balılarının addi bir küçük hatalıqı asta asta çoğun cinayetler bilen xulaslandıgan derecege yetip kalıdı. Allah Ta'ala cimi bendelerini bunundun saklıgay. Küçüklerini terbiye kılış. Ömer ibn Ebu Esleme radiyallahu anhu mundaqtaydı. Ben Peygamber aleyhisselamın öğülerinde yürüdüğüm küçük bir balı idim. Bir günü tamak yevitip, kolum tavaqının her terbiye gitip kaldı. Peygamber aleyhisselam bunu körüp bana, iyi balam, avval bismillah degin, andın on kolun bilen aldığından yigin deyip nasihat kaldı. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de tilgilendiğin hadis, Sahihul Bukhari'de 5061. hadis, Sahih Müslim'de olsa, 2022. hadis. Peygamber aleyhisselam bu hadiste küçük Ömer ibn Ebu Seleme'ye tamak yiyiştin ilgiri bismillah deyiş, on kol bilen yiyiş ve özünün aldıdın yiyiştin ibaret dastıxan edeplerini ögetken. İmam Allame Ebu Hamid el-Ghazali
İhya Ulumuddin namlıq əsirinin dastıxanda oltırışdiki ədəb əxlaqlar digən babı da mundaq dəb yazgan. Tamaq yeyişinin ədəbləri tamaqını yeyişdən burun bismillah deyiş, tamaqını on qolu deyiş, özünün aldıdın elib yeyiş, tamaqqı başqalardan avval qolu uzartmaslıq, tamaqqa və onu yavatqan kişilərgə tikilib qaramaslıq, tamaqını bəktiz yeməsdən aldırmay, yumşaq çaynab yeyiş, tamaqını iğızıqı arqa-arqıdan seli verməsdən, ağızdikini yutub bulub aldırmasdan eliş. Tamaqını bək köp yeməslik, mikmallarını tamaqqı köp zorlamaslıq qatarlıqlardır. Balalarının barcı təsərrüblərini yuqurqlarına qiyas qılışqı buludu. Balalarına tamaq yeyiş ədəblərinlə əməz, bəlkə ata-anığa xizmət qılış, mikmanına beriş, mikmanına qarşı eliş, söz qılış, qoşunlarına muamili qılış, uruq tuqqallarını yoqlaş, sorun və ammevi pəaliyyətlərdə olduruş qatarlıq işlərdəki ədəb qaidilərinin həmməsini öyüdüş gərək. Küzütüş bilən tərbiyyələşinin hər tərəbləməliki. Küzütüş bilən tərbiyyələş, balalarını itiqadi, əqli, əxlaqi, ilmi, cismani, psixiki və ictimai cəhətlərdə mükəmməl qılıb tərbiyyələb çıxışını məqsəd qılıdı. Yəni tərbiyyə, əqidə, əql, əxlaq, ilim, psixika, cismani tərbiyyə və cəmiyyət tərbiyyəsi qatarlıq sahələrinin həmmisi də buluşu lazım. Birinci, əqidi cəhətdən küzütüş. Məktəb yeşığı toşmağan kiçik balalar köpürək anısı bilən buludu. Bu, anı üçün tolumu yaxşı fırsatdır. Ana, balalarına avval İslam əqidisini öyrətməsi lazım. Məsələn, iman digən nəmə? İman, Allah Taalanın barlıqığa və həmmənin yaratqıçısı, rızıq bəlgücüsü ikənlikigə, o çürgən kitablarının, əvətkən peyğəmbərlərinin haqq ikənlikigə, Allah Taalanın pərişdilərinin barlıqığa, qiyamətinin buluduqallıqığa və yaxşılıq yamanlıq Allah Taaladın ikənlikigə çin işinişdir. İslam digən nəmə? İslam, Allah Taaladın başqa ilah yoxluqığa, Muhammed aleyhisselamdan Allah Taala'nın bendisi ve hak elçisi ikenliki guvalık biriş. Beş vakit namaz okuş, zakat biriş, Ramazan'da rozu tutuş ve imkaniyeti bolsa hac kılıştır, dep düşendirgenge okşaş. Onun için Allah Taala periştiler, Kur'an-ı Kerim, peygamberler hakkında balalarına düşünüşlük kılıp malumat biriş lazım. Ana, balalarına bu hakta suallarını koyup, onların seviyesini sınaş arkalık, onların hata düşünüp kalan ya ki düşünmeyen yerleri bolsa doğru düşündürüp koyuşu gerek. Şunda kalıp, ana balalarının kalbine imanını dəslep yerleştirgen tüncü muallimi bulup kalıdı. Bu, rastlı şereplik iş emez mi? Balalar mektepki bargandıyken, onların mektepte algan derslerini tekşürüp ve küzdüp duruş ata-anının mesuliyetidir. Xüsusən İslam əqidisiyle münasibetlik meselelerde her daim tüz işlerini berib, öyde algan İslami fikir ve İslami əxlaqı zid kilidigan fikir qaraşlarına uçurganda, vaxtıdır reddiye berib duruşu intayını sürür. Məsələn, Adem maymundun özgergen, dinğe işiniş xurapatlıq digenge oxşaş səbsətlərge vaxtı tüz iş beriş lazım. Ata-ana, navadı bularga dikkat kılmaydıgan bolsa, onlarının öyde bergen İslami tərbiyyəsi paydasız kalgan, tartqan cəpaları bekarğa ketken buludu. Yürek barimiz bulgan ballarımızni, kışta soğuktan, yazda ıssıqtan qandaq saqlasaq, onların imanını, İslami əqidisini ve ahlakını şundaq, belki onundan mı bekerek könül bilip qoğduşumuz lazım. İkinci, ahlak cihetin közdüş. Ana, balalarının əhvalini közdüş arqılıq, onlar her qitim rast sözlə vatamdu, ya ki bəzdi yalğan eytamdu, bunu təkşürüp duruşu. Yalğan etqallıqı məlum bulgan haman, onunla yalgan eğitişinin yamanlıqını çıraylıqçı düşündürüp, təsirlik usulda nəsihət qilişi lazım. Şunundak, balı mağazından bir nərsi elib kəlgin, dəb berilgən pulunun aşqınını saq qaytırıp kiləmdu, ya ki yerimini elib-elib kiləmdu. Bunu küzdüş arqılıq təkşürüp duruşu, navadı intayın az miqtarda bolsunmu pulgı xiyanat qılganlıqı məlum bolsa, onunla çıraylıqçı nəsihət qilip, munda qilişinin kiyinci çoğun uğurluqqa yol açıdığanlıqını düşündürüşü lazım. Anı yana, balaları dostları bilen cedelleşip kalganda, başkalarını ağzını buzup tıllamdı. Bunu mu közdüşü lazım? Eğer onlar ahlaksız sözlerini kılıdığan bulup kalgan bolsa, onlarga Müslüman Adem'nin ağzıdan mundaq edepsiz sözlerinden çıkmaydıganlıqını,
Allah Ta'ala'nın insanın tilini iman kelimesini etsin ve yakşı söz kılsın dep yaratkanlıkını, kabih sözlerini kılgıçlarını Allah Ta'ala'nın yakşı görmeydiğanlıkını çıraylıkça çüşendirip nasihat kılışı ve hemişi közütüp nazarat kılıp balının sözü özgerdi mi yok, bunu bilip duruşu lazım. Üçüncü, ilmi cihetin közütüş. Ata-ana ballarının mektepte okuğan derslerini, ballarının kançılık seviyede kitip beri vatkallıkını, muallimnin bahasını, imtihan neticesini, mektepteki tertip saklaş ehvalini, muallim bilen ve dostları bilen bulgan münasebetini tuluk közütüp bilip duruşu lazım. Ata-ana yine ballarının ögünüşünü közütüp, onlara kıyın gelgen pellerinin derslerini küçünün yetişçi birgi tekrar kılışıp berip yardım kılışı ve onlara medet berişi lazım. Şunda kılgandala ata anılar ballarına her tarafından yardım kılgan buludu. Dördüncü, cismani ve sağlamlık cihetin gözdüş. Dünyada her kim balılarının cismani cihetin sağlam, akli cihetin ötkür bulup çıkışını halaydı. Ten salametlikini saklaş, avval yemek içmeklerine dikkat kılış ve paydalıklarını yiyiş ziyanlıklardan sakınlaştın başlandı. Öğünün tamakı en pakiz ve en paydalık tamak işkellerine de şek yok. Şuna ana, balılarının yemeklikini öz kolu bilen hazırlaşı, sırtlarda aşkhanılardan tamak yeşki adetlendirip koymasızlığı lazım. Balılarının ten salametlikine ziyanlık bulan amillerinin biri, tazılıkı rağayı kılmasızlık bulup, İslam pakizlik üstüge kurulgan medeni dindir. Müslüman digen aile tazılıkı rağayı kıldığan buludu. Peygamber aleyhisselam, pakizlik imanının yeri müdür digen. İmam Ahmed rivayeti. Şuna ata anılar ballar tamak yeşinin aldı keynide kollarını sopulla pakiz yuğan yumuğallıkını gözüşü lazım. Navadı ballar onda kılmağan bolsa tazılık hakkıda zehirik mesleğinin kayıt kayıt terbiye biliş arkalık onlarını tazılıkka adetlendirişi gerek. Ten salametliki en ziyallık bulgan tamak çekiş, pivi yaki harak içiş katarlık yaman illetlerden balılarını kat'i yırak tutuş ata anının muhim vazifesi bulup hemişe ballarının yancıklarını, somkilerini axtırıp, tekşürüp duruşa zörür. Bunun başka yana ballarını ten terbiye faaliyetlerine kızıqtırış, onlarının ten salametlikini koğdaşka ve cismani cihetin sağlam buluşuğu türkü buludu. 5. Psikiki cihetin gözdüş. Nurgun kişiler haya bilen hicillikinin farkını ayrıyalmaydı. Ve bu ikisini bir mənide dəb düşünüdü. Ama emeliyette haya bilen hicillik otursa da nahiyeti çoğun farklar var. Psikologiya alimleri xicillikni məlum şəraitlerde insanda peyda bulduğun bir xil əndikiş deb tərifləydi. Bu xuddi müəllimnin sualığa əminiyyətli bildiğin oquqçının qorqunçdan cavab verilməgən halığı oxşaydı. Xicillik qorqunçaqlıqdan kilidi. Xicalətcan insan iradəsi aciz insandır. Amma haya bunun əksici bulub, köpüncə iradəsi küçülük, özünün qimmətini bildiğin adamlarda buludu. Çünki mundaq adam rezilliklerine çüşüp kılıçtın özünü saklaydı. Xicil bulup özünün yolluk hakkını talep kılıçtın vazgeçken adam hayalık sanalmaydı. Çünkü hayalık adam izilişke, buzak kılınışka razı bulup duralmaydı. Xicaletcan adam özünün fikir karışlarını dadıl otturuğu koyalmaydı. Özüdeki talantını kör istelmaydı. Hatta bazı da özünün haklık işkellikini mu ispatlayalmaydı. Ata ana balılarda şunda xicillik illeti var mı yok? Mektepte muallim sual sorusu kandak cevap verirdi. Bunlarını közütüşü, muallimden ve dostlardan sorup, balısının ehvalini ilgirleşi lazım. Eğer onlarda xicillik ya ki korkuncaklık illeti bulsa, onun sebebini sürüştü kılışı, andın onun çaresini kılışı lazım. Şunu ballarga her daim, hakkını xicil bulmasın, korkmasın, dadil sözleşini ögütüş gerek. 6. İctimai cihetin közüdüş. İnsan ictimai muhitin ayrılmağaşka devamlıq başkaları bilen arlaşıp yaşaydı. Ballardaki işçiki bekiniş ve könlümdekini tap-tap, huşallık ya ki hapılıkını aşkarı kılalmaslıq bir xil yetersizlik bulup, bu onlarının başkaları bilen bolgan ictimai münasibetine ziyanlıq buluş bilen birge, özlergimi nurgun cihetlerden intayin ziyanlıqdır. Şuna ata-anı bulguçlar ballarının bu terapigimi alahaydı dikkat kılışı ve izcil közdüşü lazım. Balının dostları bilen bulan münasibeti kandak, muallimler bilen kandak ötü batıdı, başkalarının hak hukuku riayi kılamdı yok, bunlarını tekşürüp duruşu ve yetersiz taraflarını tüzüşke yıkındın yardım kılışı intayin zürür. 7. İbadet cihetin közdüş. İbadet ruhunun uzukudur. İnsan beden ve ruhdun ibaret iki nersizden terkip tapkan mahlukatdır.
u bedenini oziqlandırıp hayatını saqlap qilish uchun kundalik yemek içmekke muhtaç bolganidek ruhini oziqlandırıp manevi tarafını yükseldirish uchun hem ibadetke muhtaçdır. Xuddi aşqazanning ihtiyacı kundalik 3 vaqt tamaq bilan qamdalganga o'xshash, ruhning kundalik ihtiyacı mu ibadet bilan xususan bu 5 vaqt namaz bilan qamdalidi. Namaz ibadetning töriki ve en ahmiyetlikidir. Balılar namazlarını vaxtıda ve doğru okuvatamdı yok. Her günü az bolsumu Kur'an tilavet kılamdı yok. Etigen akşamları kündülük zikir tesbihlerini okuvatamdı yok. Bunlarını közdüşümü ata anı bolğuçlarının mesuliyetidir. Navadı balılar namazlarını vaxtıda ada kılmasa, ya ki başka ibadetlerini terk etken bolsa, onlara ibadet kılışının Allah Ta'ala buyurgan mukaddes buruç işkellikini, terk itişinin iğir günah işkellikini düşündürüp, çıraylıqçı nasihat kılış lazım. Qadirli qeyrindaşlar, şuna qılıp vaqt münasibəti bilan farzandlarımızı qandaq tərbiyələyimiz mavzuluq kitabımızniki 13-cü sanını bu yerdə axırlaşdırırıq. İnşallah yeni bir qatılmaq söhbətdə proqramda görüşkəcə sizlərni cənabi Allah xitabşırırıq. İcabətlik dualarınızda bizlər üçün dua qılıb qoyuşunu unutmağaysınızlar. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.